Yani devlet, diyor ki Türk Tabipleri Birliği isminden barolardan Türk ismi kaldırılacak. Bir de birden fazla baro, birden fazla Tabipleri Birliği kurulacağı anlamını çıkardım ben bu açıklamada. Burada devlet tavrı yok, kurum tavrı yok. Bir devlet adamı bu şekilde konuşamaz. Niye? Şunun için, çünkü Türk Tabipler Birliği, Barolar Birliği, Mühendis Odaları Birliği gibi kuruluşlar meslek kuruluşlarıdır ve kanunla kurulmuşlardır. Hatta bunların sanıyorum tamamı kamu yararına kuruluşlar olarak Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmişlerdir. Bu devletin geçmişte aldığı kararlardır. O kuruluşların başına Ali geldi, Zehra geldi, Fatma geldi diye o değişmez. Çünkü onlar Türkiye'nin çok önemli meslek kuruluşları. O nedenle efendim şu andaki yöneticiler vatan savunmasında değil, doğru. Yani tabip odası için söylediği doğru. Barolar Birliği için söylediği de kökten yanlış. Barolar Birliği Sayın Metin Feyzoğlu'nun, Profesör Feyzoğlu'nun başkanlığında, yani bu vatan savunmasında Sayın Tayyip Erdoğan'dan çok daha tutarlı, çok daha kararlı mevzilerde mücadele ediyor. İstanbul Barosu da öyleydi Sayın Ümit Kocasakol'un başkanlığında ve hemen hemen baroların tamamı böyle. Hemen hemen değil, tamamı böyle. Tabip odasının başına böyle bir hastalık olarak, bir arıza olarak bir grup geldi. Bunlar EDP, PKK yakını bir grup. Yani onların bu yanlış tutumu Barolar Birliği, Tabip Odaları Birliği'nin cezalandırılmasına neden olamaz. Çünkü bunlar kurum ve devletin o kurumlara karşı bir tavrı var. Aslında o kurumlar bir anlamda biraz kamu kuruluşu. Bir doktor, bir avukat, bir mühendis kendi meslek birliğine üye olmazsa mesleğini yapamıyor. Hatta şimdi üye olmak zorundalar. Yani bu lonca gibi, bunlar şey gibi, aynı eski esnaf loncaları gibi oralarda üye olmak zorundalar. Ve bütün dünyada bu böyle. Onun için efendim her parti kendi loncasını kurar. Her parti kendi barosunu, her parti kendi tabip odasını, mühendis odasını kurar anlamına gelecek sözler çok çok yanlış. Onu bir daha savunabileceğini hiç zannetmiyorum. Yani kendi partisinden ve çevresinden de buna hiç kimse onay vermeyecektir. Ama şu konuşmada bir devlet adamı, bir kurum, bir devlet geleneği tavrı yok. Devlet bunların kamu kurumu olmasını kabul etmiş. Devlet bunlara, çünkü biliyorsunuz Türk adının kullanılması Türkiye, ve Türkiye adının kullanılması ancak Bakanlar Kurulu kararıyladır. Bakanlar Kurulu bu kararı vermiş. Bu kararı verirken falancalar yönetiyor diye vermemiş. O kurumlara verilmiş o. O kurumların yöneticileri yanlış olur. Onları eleştiririz. En fazla da Vatan Partisi eleştirdi. Ama tabip odalarını veya diğer meslek odalarını kamu kuruluşu olmaktan çıkartmak ya da onların unvanlarındaki Türk kelimesini kaldırmak vahim bir yanlış. Kaldıramazlar, kaldırmamaları gerekir. Burada bir mücadele başlatıyoruz. Bu Türk ve Türkiye unvanlarının bu kamu kuruluşta, meslek kuruluşlarından alınmasına yönelik bir girişim olacaksa en başta Vatan Partisi bunun karşısına dikilecektir ve şimdi dikilmektedir. Bütün kamuoyunu da bu konuda mücadeleye çağırıyoruz. Özellikle bu meslek odası şeylerini, mensuplarını, ama bütün kamuoyunu, bütün Türk milletini, Türk milletinin başından Türk adını alabilir mi? Ona benziyor. Nasıl Türk milletinin başından Türk adını alamaz? Türk tabip odalarının, Türk esnaf zanaatkar odalarının, Türk Mühendisler Birliği'nin, Türkiye Barolar Birliği'nin de başından bu unvanları alamaz.